Türkiye ve Azerbaycan Buyurun. biz kardeşiz ve her anlamda birbirimizin güvenliği bence birbirimizden sorumlu. Tabii. Azerbaycan güçlü oldukça Türkiye Güney Kafkasya'da daha güçlü. Biz güçlü olduğumuz sürece Azerbaycan güçlü. Tabii. Bunu artık zaten anlatmaya gerek yok elbette. Ancak bir konuda bence devletlerimizin adım atmasına rağmen toplumsal olarak bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle uluslararası alanda haklı davamızı anlatma noktasında ne yazık ki sıkıntımız var. Baktığımız zaman özellikle Ermeni diasporasının ki Sayın Milletvekilimiz de ifade etti, konuğumuz da ifade etti. Ermeni diasporası bu konuda çok ciddi savaşıyor ve Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı ciddi bir kara propaganda süreci yürütüyor. Tek başına ANKA dediğimiz bu Amerikan Ermeni komitesi bile çok ciddi anlamda kara propaganda yapıyor. Dolayısıyla bizim vatandaşlar olarak daha etkin sosyal medyayı kullanmamız gerekiyor. Ben bugün hatta Twitter hesabımdan şunu ifade ettim. Türkiye'de birçok ünlü şarkıcı değil mi? Tabii. Azerbaycan'a geliyor, şarkılarını söylüyor, konser veriyor ve buradan para kazanıyor. Ama ne yazık ki biz bu şarkıcıların hiçbir zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu görmedik. Çok az ben sosyal medyayı takip ettim. Birkaç tane işte Demet Akalın'ı gördüm, Ebru Gündeş'i gördüm Azerbaycan'a destek veren. Ama onun dışında sürekli Azerbaycan'a gelip giden sanatçılarımız ne yazık ki destek vermiyor. Buna karşın Ermenistan'ın tanınmış işte isimleri tek başına Kardashian denen isim bile ciddi bir propaganda unsuru. Çok doğru. Dolayısıyla bizler vatandaş olarak hem Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a karşı yürütülen bu kara propagandaya bireysel olarak da karşılık vermek zorundayız. Çünkü sosyal medya binlerce kişiye bir anlamda fikirlerimizi ifade edebileceğimiz bir ortam. Sayın İlham Aliyev'in ifade ettiği gibi bir milletin iki diasporası, iki lobisi olmaz. Biz birlikte hareket etmeliyiz. Birlikte savaşıyoruz ama bunu halk olarak özellikle sosyal medyada bu kara propagandaya karşı birlikte mücadele etmek zorundayız.